Ata yurdumuz Altaylar'da bu bölümde Çoros Gurkini ve başkent Gorno-Altayski işleyeceğiz. Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Gorno-Altayski'dayız. Gorno, Rusça'da dağlık demek. Gorno-Altaysk, dağlık Altay anlamına geliyor. Gorno-Altaysk'ın eski adı ise Oyrot-Tura'dır. Oyrotlar, Altay'da yaşayan insanlara verilmiş olan Türkçe addır. Oyrot-Tura ise Oyrotların durduğu yer anlamına gelir. Bugün bu kentte Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Çoros Gurkin'in izini süreceğiz. Çoros Gurkin, Altaylıların yetiştirmiş olduğu en büyük değerlerden biridir. Çoros Gurkin buraya damgasını vurmuş durumda ve Çoros Gurkin caddesinden geçiyorum. Yel Müzesi'ne, yani Anohin Müzesi'ne doğru gidiyorum. Geçen yılda girmiştim bu müzeye. Çekemediğim bazı fotoğraflar vardı, onları çekeceğim şimdi. Altay Cumhuriyeti'nin en önemli müzesi. Türk tarihinin de en önemli 3 müzesinden biri. Biri Tuva'daki Kızıl Müzesi, diğeri Hakasya'daki Minusinsk Müzesi, diğeri de Gorno-Altayski'deki Anohin Müzesi, hemen arkamda. Müzenin duvarlarını süsleyen Çoros Gurkin'in Han Altay tablosunun 1937 versiyonu. Bu tablo 1906'da çizilmişti ve 1937'de tekrar çizdi Çoros Gurkin. Bu tabloyu çizdikten sonra Stalin yönetimi tarafından önce hapse atıldı, sonra da idam edildi. Nedenini müzede anlatıyor. Altay Республиканың ел музейіне 2018 жылда тойда 100 жыл толған. Біздің музей, музейдің фондында сүреке көп археологиялы едім жуылған, археологдан шығарған қазынтылар, этнографиялы, Алтай ұлыстың кеп кейімі, айыл тұртқа құтырнар ғабынар едімдер жұлған. Оңойты оқ біздің Алтай түрікші ады Сибир ішінде ады жарлу Чорос Гуркин художниктің көп түріктары бар. Ел музейдің баштапқылы түгінтыларын Григорий Иванович Чорос Гуркин келген 1918 жылда. Ел музейдің көмізөзінде археологиялық қазынтылардан шыққан көп едімдер бар. Ол скиф үйдің бері, скиф үй, түрк үйдің шығарылған қазынтылар мұнда. Оңойды оқ ұлу шолковый жолдың үйінде шығарылған қазындылар, қазындардан шыққан едімдер база бар. Оңойды оқ мұнда таштағы жұралған тебірен түрк, түріктар бар, пичіктер бар. Қанша жыл қайра келген пичіктер? Бұл пичіктер бізге көп жылдар қайра келген. 1934-тен бежен жылдарда жоғалған. Оңойды оқ түрк үйдің таш кезерлері жоғалған. Қам ұлыстың тұтынған қабынған едімдері, ол қам дүңірлер, кейген манжағы, бөрігі, оңойды оқ қоршылдары бар.
Anladım. Can Buyan. Can Buyan. Çoros Gürkin sadece Altayların değil, tüm Sibirya Türklerinin efsaneleştirdiği aydın bir önderdir. 1900'lerde Altay'ın köylerini dolaşarak Kamlık inancına, Türk mitolojisine ait birçok maddi bulgu toplamış, tükenmek üzere olan bazı kültür ögelerinin çizimlerini yaparak onları ölümsüzleştirmiştir. Kamları etrafına toplamış ve Altay kültürünün yok olmaması için var gücüyle çalışmıştır. Türkiye'de birkaç meraklısı dışında neredeyse hiç tanınmayan Gürkin, asıl ününü ressamlığıyla elde etmiştir. Dört bin civarında sanat eseri vermiş bir sanatçı olan Gürkin'in bu eserlerinin en ünlüleri ve büyük çoğunluğu şu an içinde bulunduğumuz Gorno Altaysk'taki Anohin Müzesi'nde sergilenmektedir. Altay'ın ve Sibirya'daki diğer Türk boylarının daha özgür olabilmesi için mücadele etmiş ve bu mücadelesini canı pahasına sanatına da yansıtmıştır. Çoros Gürkin, 1906'da çizdiği Hanaltay adlı tablosunun biraz değişiğini canı pahasına 1936'da tekrar çizer. Tablonun ikinci versiyonunun birincisinden farkı, dağların silikleşmesi, yeşilliklerin sararması, kartalın yok olması ve ilkinde bir olan ağacın artık iki olmasıydı. Bu farklılıkları Rusların Altay'a gelişi ile ilintilendiren Stalin hükümeti, Gürkin'i aynı yılın Ekim ayında kurşuna dizerek öldürür. Etnograf, filolog, antropolog, ressam, türkolog ve araştırmacı olan Gürkin, Stalin hükümetinin mermileriyle uçmağa gider. Ne kadar şanslıyım ki Gorno Altaysk'taki Anohin Müzesi'nde onun 1936'da çizdiği Hanaltay tablosunun karşısına oturup saatlerce seyrettim. Sonra oturduğum yerden kalkıp tabloyu okşadım. Gürkin'in gözyaşlarını silercesine, onun yaralarına merhem olmak istercesine, Gürkin'in Ülgenin yurdundan gülümseyerek bana baktığını hissettim tüm benliğimde. Müze müdüresi Erkinova hanımefendiden ilginç bir şey öğreniyoruz. Kendisi Gürkin üzerine makaleler yayımlamış, araştırmacı bir akademisyen. Hem değerli dostum Şafak'a hem de beni şaşırtacak çok ilginç bir konuya giriyor. Çoros Gürkin, St. Petersburg'daki Kunstkamera adlı müzede çalışırken günlüğüne 1931 yılında Türkiye'ye iki bavul dolusu etnografik malzeme gönderdiğini yazmış. 1931 yılı Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun kurulduğu yıllardır. O dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle dil ve tarih çalışmaları büyük bir hız kazanmıştır. Sizce Türkiye'den 6000 kilometre uzaklıktaki biri neden durduk yere iki bavul dolusu etnografik malzemeyi Türkiye'ye göndersin? Çoros Gürkin'in mutlaka Türkiye ile bir bağlantısı vardı. Onun Stalin hükümetince öldürülmesinin bir nedeni de onun pantürkist olmasıdır. Uzun süredir araştırmamıza rağmen Gürkin'in göndermiş olduğu etnografik malzemelere ulaşamadık. Altay'ı
Çoroz Gurkin. O evet. Altay ressam. Hı-hı. Altay politika adamı. Hı-hı. O Odus 20 yüzyılın Odus yıllarında baskıya maruz kaldı. Evet, evet. O sadece çok güzel ressam değil. O şeyde yazar da desem şey yanlış olmaz. Çünkü o onun yazarları eserleri çok güzel. O kendi Altay'ının manzarasını, dağlarını, havasını, nehirlerini çok güzel anlatıyor. Çok güzel yazıyor. Bu kendi bu manzarayı nasıl o hissediyor, onu yazıyor. O çok güzel. Çünkü uzak zaman o Sankt Petersburg'da okumuş. Ressam Akademisi'nde. O zamanlarda o belki Altay'ını çok özledi. Onun için onun bu eserleri o kadar güzel, onu okumak lazım, hissetmek lazım. Başka anladım. Onu nasıl anlatabiliriz? Çoroz Gurkin o bizim Altaylıların şeyi, çok önemli bir adamı. Çünkü Çoroz Gurkin Odus yıllarda Altaylıların gelecek zamanı için çok düşündü. O şey Hakasya'daki ve Tıva'daki birkaç insanlarla şey yapmak, Karakorum Cumhuriyeti şeyi Respublikası şey kurmak istediler. Ama biz hepimiz biliyoruz 30 yıllar 33 yılından 53 yılına kadar Stalinizm represiyaları, baskılar çok Rusya'da olmuş. Onun için bizim de bu ressam Çoroz Gurkin 37 yılında represiyaya baskıya şey maruz kalmış ve onu attılar, öldürdüler. Evet. Yazar ve ressam. Etimolog başka. Ha. O bu ressamlar ama hangi ressam oldu bu Çoroz Gurkin? O Altaylıların kültürünü çok güzel kültürü için çok güzel ressamlar, etnografik resimler yapmış. O resimleri şimdi bakarken biz anlıyoruz. Bu çok önemli ressamlar diye. Çünkü oradaki, o zamanlardaki bizim Altaylıların kültürünün eşyalarını, mesela aileli ağaç ayıldar Altaylarda var. Onların içindeki kullanılan şeyleri çok güzel toplamış ve yazmış da. Evet. Onların adlarını, nasıl yapıldığını hepsini göstermiş. Çok güzel. Çünkü bu resimlerle Altaylıların kültürünü öğrenmek mümkündür. Evet. Sadece Altay'da mı önemli biri, yoksa diğer yerlerde de Çoroz Gurkin tanınıyor, biliniyor mu? Çoroz Gurkin şeyde Hakasya Tıva'da da tanıyorlar ama bütün Rusya'da da mesela belki şey sanatta bu ünlü bir ad, isim. Çünkü Gurkin Sankt Petersburg Ressam Akademisi'nde okumuş. Çok ünlü Rus ressamın Şişkin'in öğrencisi olmuş. O zamanlarda o Sankt Petersburg'a öğrenmek için gitti ama biraz geç kaldı şeye, akademiye. Ama Şişkin onun resimlerini görürken söyledi, sen kal dedi burada.
sen benim öğrencim olacak, özel öğrencim olacaksın dedi. Ve o çok uzak zaman o öğretmeninin evinde kalmış. Bence o çok şey, ne demek onun, faydalı, çok güçlü, çok çok güzel bir ressam oldu. Onun için Şişkin onu bırakmadı, bırakmadı, anladı. Şişkin'in öğrencileri de çok oldu. Onun için o Çoroz Gurkin bütün Rusya'da tanınıyor. Tanılıyor, evet.